Amerikan Truck Simulator'dan hepinize merabah arkadaşlar. Kenworth T680 aracımızla birlikte yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Bu arada bu Sevgililer Günü özel bir etkinlik vardı. O etkinliği de ben bitirdim. Onunla alakalı kişisel hedefimizle, kişisel ödülümüzle sizlere göstereceğim. Hem de araçla alakalı bir sefer yapmış olacağız. Gerçekten çok karizma bir araç. İncelemiştik daha doğrusu bundan önceki bir videoda, Amerikan Truck'ın videosunda. Şimdi aracı hem süreceğiz, hem testini yapacağız, hem de etkinlik hakkında konuşacağız. Arkadaşlar, etkinliği bitirdiğiniz zaman 14 tane yük götürdüğünüz an hem ETS'de hem ATS'de fark etmiyor. İkisine de geliyor zaten. Bir oyunda tamamlarsınız, ikisine de alabiliyorsunuz. Şu arkadaki kalpli yastığı veriyor kabin içerisinde. Bir de topluluk hedefi var. Topluluk hedefi tamamlandığında ise ne verecek? Büyük bir boya verecektir diye düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey daha var. Valentine's DLC, işte yıl o Sevgililer Günü DLC'si olması gerekiyor arkadaşlar diyebiliyorum, haberiniz olsun. Kenworth T680 aracımızla birlikte şimdi şöyle yavaştan yolumuza çıkalım ve yolculuğumuzu gerçekleştirelim. İstediğiniz şehirden harici sözleşme kullanarak 14 tane yük götürdüğünüzde bu başarımı, işte bu envanter üyesine sahip olabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Şurada ise yaklaşık bir 300 lira değerinde bulunan camda aksesuarımız, capture'imiz, ekskavatörümüz sallanmaktadır. Onu da görüyorsunuz oradan. 300 lira falan yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Steam envanter fiyatı onun. Öyle bir değerli bir envanter öğesi de bu. Yani neden öneriyorum sizlere bu şeyleri, etkinlikleri yapmanızı? İşte bu şekilde değerli öğelere sahip olabilirsiniz diye. Tamamen bu... Yani kendiliğinden o zamanki şartlara göre çok değerli bir envanter üyesi. Mesela bunun bir tane sarısı vardı şu ekskavatörün. O sarısı hiç para etmiyor yani, hiçbir değeri yoktu onun. Ama şu anda dediğim gibi bunun kırmızısı efsane bir fiyata sahip. 300 liralık bir fiyatı var. Şu an almak isterseniz 300 liralık bir fiyatı var onun da. Tabi bulabilirsiniz, satan bulabilirsiniz. Böyle de bir durum var. Bu yüzden yapılan etkinliklere katılmayı unutmayın, ne olursa olsun. Etkinlikler güzeldir. Eğleniyorsunuz, en azından World of Trucks profilinize katkıda bulunuyorsunuz vesaire vesaire. Baya baya güzellik oluyor. 14 Şubat'ta geldi zaten artık. Bu videoyu da hatta 14 Şubat'a özel yayınlayayım. Büyük yayınlayalım değil mi? Öyle mi olsun? Bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı ya? Dur bakayım. Ayın 11'i bugün. 11 gelmiş vallahi, bugün ayın 11'i. 12'sinde yayınlanmayacağına göre ayın 14'ünde bu video yayınlanır büyük ihtimal. Aynen, tam Sevgililer Günü. Bu arada Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, duydum sizi. Siz de benimkini kutluyorsunuz. Teşekkür ederim. Sevgilisi olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa da sıkmayın canınızı. Olur, illaki olur. Olacaktır. Her şeyi zamana bırakın, zamana yayın, kendiliğinden olacaktır zaten diye düşünüyorum. Şöyle bir yavaşlayalım, şöyle bir duralım. Araç gerçekten çok güzel bu arada. Yastığımız doğru duruyor, kalpli yastığımız. Şöyle aracımıza baktığımız an efsane bir araç. Dorsemiz de böyle, burada şeyler falan var işte. Neydi onun adı? Piston var, kalp şeklini vermişler pistona. Gayet iyi, gayet güzel. Araç zaten yakıyor. Abi çok iyi ya bu araç. Benim çok hoşuma gitti. Tabi bundan sonra işte Volvo gelirse, Volvo bu araçtan daha güzel gibi yenisi. Volvo gelirse de Volvo'yu kullanmaya çalışırız. Volvo'yu kullanmaya özen gösteririz diye düşünüyorum. Evet, şimdi yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi yeşil yanarsa, yeşil yanarsa gideceğiz de. Bu yanacaktır diye düşünüyorum. Karnım acıktı bir yandan. Bir yandan akşam oldu kapı. Ya kardeşim artık yeşili yakın hadi ya. Yeter artık. Şunu hemen sollamam lazım. Ama kardeşim birazcık gaza basacaksın ve gideceksin. Ne enayisin sen ya. Sen ne enayisin ya. Gaza basmaktan niye korkuyor? Lan o ne yapıyor? Dümdüz geldi. Ha bir de sollamaya mı çıktı orada o akıllı? Anladım abi. Anladım. Anladım. Gerçekten
bazen oyunu sorgulamam gerekiyor ya. Bazen gerçekten ne yapıyorlar acaba diye sorgulamam gerekiyor olabilir oyunu. İlginç bir durum. Şimdi otobana çıkacağız ve otobanda basarak gideceğiz zaten. Bir de hız sınırlaması var. 105 km'yi geçemiyorsunuz zaten bunda. Eskiden beri de var zaten bu olay. ETS'de 90, bunda 105. İşte etkinlikleri ATS'de daha hızlı yapabiliyorsunuz. Bunu sizlere söyleyeyim. Biraz böyle şey sevenler, yarış sevenler, işte Need for Speed oynamak isteyenler göre ATS bir tık daha iyi bu etkinliği yapabilmek için, yapmak için. Sinyalimizi verelim yolumuza, şuradan çıkalım. Bunun 10 tanesini falan canlı yayında götürdük, yaptık Kerem'le birlikte. Bu arada Twitch TV'yi kanalımıza, yani Twitch TV'ye gelmeyi unutmayın. Videonun altında linki var, oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Kerem'le 10 tanesini götürdük o akşam. Ben de bugün 4 tanesini götürdüm ve sizinle topluluğa katkı olarak 5.'yi götürüyorum şu anda. Yani sizi katkı olarak 5.'yi götürüyorum. Böyle de bir durum söz konusu. 10 artı 5 yapıyorum şu anda kendim. Helal olsun ya. Helal olsun ya. Helal ettim bu arada arkadaşlar. Saat kaç? 17.58. Tamam. Arabayı saate bakınca bir yolda tutamazmış gibi oldum da yalnız ben tutarım ya galiba. Bu arada aracın ön göstergesi çok güzel. Böyle tam yeni nesil gösterge gibi bir şey, böyle hani Mercedes'in var ya, Mercedes'in göstergesi gibi değil. Çok farklı. Çok değişik, güzel bir tarzı var aracın. Aracın kendine has bir tarzı var zaten. Güzel yapılmış ya. Gerçekten iyi. Hoş duruyor. Bu arada araçta aynaların yine her zamanki gibi olması güzel. Elektronik aynalar tabii işe yarıyor. Gerçekten çok işe yarıyor elektronik aynalar. Onlarca elektronik aynalarda herhangi bir problem olması durumunda yanda yedek aynası da var. Yedek ayna da var, çalışıyor. Onu geçtim, kaput üstü yine aynalar var araçta. Her türlü yani teknolojiyi bir üst sınıfa daha çekmişler. Daha yani baktığın zaman her tarafını çok rahatlıkla görebiliyorsun. Gerçekten on numara bir durum. Rahatsın yani arabayı kullanırken. Bir rahatlık var. Kör alanın yok mesela baktığında. Kameralardan, aynalardan dolayı. Şimdi ETS ile ATS'yi önceden hep karşılaştırıyorduk. Diyorduk ki ATS daha iyi ETS'den. Şu anda karşılaştıracağım ama bu karşılaştırmayı şöyle yapacağım. İkisi de artık aynı. Evet. Karşılaştırma gibi olmadı bu ama şöyle söyleyeyim. ETS'nin optimizasyonu berbattı. Artık ATS'nin optimizasyonu da berbat. Grafik konusunda evet ATS bir tık daha iyi ama ETS de yine aynı seviyede. İki oyunda artık eşitlenmiş durumda. DirectX 11 olarak bu oyun mevcutta geldi. Biliyorsunuz DirectX 9'du ETS, sonra 11'e güncellendi, hatalar vardı. Bu oyun daha iyiydi 11 olduğu için, direkt 11 üzerine kurulduğu için sorunsuzdu. Ama bu oyun da kasıyor. Artık bu oyun da kasıyor. ETS de kasıyor, bu da kasıyor. İkisi bir artık kasmaya başladılar. Şu son gelen güncellemelerden sonra bu arada. 1.40 1.48'den sonra gelen güncellemelerle beraber kasmaya başladılar. Ki hiç hoş olmayan şeyler yaşıyoruz açıkçası. Deneme fırsatım oldu. Ryzen 5 5600'de deneme fırsatım oldu ATS'yi. Yine 44 FPS'de Ultra'da hiçbir şey değişmiyor. Yani bu da demek oluyor ki gerçekten artık oyunun yeni bir motora, yeni bir teknolojiye geçiş yaparak bize sorunsuz, optimizasyonu güzel bir oynanış sunmasını bekliyoruz. Çünkü Ryzen 5 5600 işlemci, işte RTX 3070, ne bileyim DDR4 32 GB 3600 MHz'lik RAM'lerle beraber bu oyun halen 40-50 FPS verebiliyorsa, ki Kerem'in bilgisayarından bahsediyorum bu arada, verebiliyorsa ETS de bunu aynı bu değerleri veriyorsa, ETS de bu değerleri, ATS de bu değerleri veriyorsa yani oyunun gerçekten elden geçirilmesi gerekiyor. Gerçek anlamda elden geçirilmesi gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor oyunun.
Buna ihtiyacı var. Gerçekten buna ihtiyacı var. Çok kötü durumda. İkisi de çok berbat kötü durumdalar. Yani oyuna yenilik getirmek yerine optimizasyonu düzeltseler. Ya millet şunu demiyor abi. Yorumlarda oyunun altına yorumlara gidip herkes şunu diyor. Çok iyi oyun, çok iyi oyun, çok... Sadece oynanışa bakıyorsun kardeşim. Oynanış değil bir şeyler. Oyunun optimizasyonu ve grafikleri. Herkes optimizasyonuna bu oyunu küfür etse ve son dönemdeki incelemeleri çoğunlukla olumsuza ya da çoğunlukla karışığa doğru giderse SCS bunun önlemini alır. Bakın ciddi söylüyorum. Oyunla alakalı, optimizasyonuyla alakalı bir şeyleri dile getirilirse ve Steam incelemelerinde bu gözle görülür bir seviyeye çıkarsa bu uyarı, SCS'ye yapılan bu uyarı, SCS optimizasyona el atar. Ama herkes oyunu övmeye devam edeceği için ve hiç kimseden olumsuz yorum gelmeyeceği için ve Steam incelemeleri halen daha çoğunlukla olumlu seçeneğinde kaldığı sürece bu oyundan hiçbir şey beklemeyin. Hem ATS'den hem ETS'den. İkisinden hiçbir şey beklemeyin. Sadece yeni tır gelir, onu sürersiniz. Yeni harita gelir, onu sürersiniz. Etkinlikler gelir, onu yaparsınız ama optimizasyon bakımından bir bok beklemeyin. Bir şey beklemeyin yani. Asla düzeltilmez. Çünkü optimizasyonla alakalı her güncelleme notunda optimizasyonla alakalı bir şeyler arıyorum gözlerim. Hani diyorum ki artık optimizasyonla alakalı bir şeyler yaptılar mı acaba diye notlara bakıyorum, yok. Yok. Haritayla alakalı şuraya rework attık. Şurayı yeniledik. İşte şuranın yenilenmesi gerçekleşti. Ne bileyim şu özelliği aktif ettik. Ama motorla alakalı hiçbir şey yok. Oyunun altyapısıyla alakalı hiçbir bilgi yok. Hiçbir şekilde bir güncelleme bilgisi gelmiyor. Bakalım belki 1.50. Yani hep böyle diyoruz. Belki şu güncellemede. Belki şu güncellemede olacak. Hadi belki bu güncellemededir. Diye. 1.50 güncellemesine kadar geleceğiz Allah'a çok. Şu 49'dayız zaten şu anda. 1.50'ye bir şey kalmadı yani şuradan. Gerçekten 1.50'ye bir şey kalmadı. Çok yakında da 1.50'yi açık open beta olarak yayınlarlar zaten. ETS için zaten ne geleceği çok belli. Şey geliyor. İsveç yenilemesi geliyor. İsviçre miydi? İsveç yenilemesi ne geliyor? İsveç değil. İsviçre yenilemesi geliyor arkadaşlar. Alp dağları vesaire oraları yenileyecekler. Bölge komple yenilenecek daha doğrusu. Böyle bir güncelleme gelecek. Onun haricinde neler gelecek, neler bitecek bilmiyorum. ATS hakkında yine harita DLC'lerin reklamlarını yapıyorlar. Gözümüze soka soka. Yani biz bunu istemiyoruz artık. Harita tamam, harita gelir. Harita yapılır ama siz haritadan daha çok oyunun o temeline öncelik vermelisiniz ve o temeli güçlendirmeniz gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Abi ben RTX 3070 kartla bu bilgisayarda bu oyunu kasarak oynamak zorunda değilim. Değilim. Farklı oyunlar oynuyorum. Bir sürü oyun oynuyorum. Bir sürü. Ben sadece bir tane oyun oynamıyorum arkadaşlar. Ben bir sürü oyun oynuyorum. Ve bir sürü oyun içerisinde adamlar notlarında şunu yazmış. Optimizasyonla sorun olabilir. Optimizasyon düzelttik diye. Patch notlarında devamlı optimizasyonla alakalı bir şeyler yazıyor. Okey diyorum. Hani bunlar güncellenecek. Bunlar yapılır. Bak optimizasyonla alakalı sorun olduğunu biliyorlar ve üzerinde uğraşıyorlar. Yapılır. Okey. Düzeltilir. Ama genel olarak baktığın zaman hepsi ETS'den kat kat ya da ATS'den kat kat daha yukarıda. Evet, ilginç bir durum. Gerçek bir durum ama. Demek istediğim şu. ATS ya da ETS'den daha farklı oyunlar oynuyorum bu bilgisayarda. Devamlı aktif olarak farklı oyunlar oynuyorum. Abi optimizasyon sorunu bu oyundan farklı. Yani ETS ve ATS'den daha fazla olan oyun az ya şu an. Gerçekten az. Birkaç tane var. Bir Türk yapımı oyun var. İşte Estate Agent Simulator var. Onun optimizasyonu bir tık zor. Ama onu da güncellemeden güncellemeyi düzeltiyorlar. Bir güncelleme düzeliyor, bir güncelleme de bozuluyor ama olsun yani, sorun yok. Yapılıyor. Yapılıyor. Ya onlar daha yeni bir oyun bu arada. Abi sen 2012'de çıkmışsın. Yıl 2024. 12 yıldır ne yapıyorsun? Ya sorarsın adama. Mesela ATS 2016'da çıktı, 2024 değil. 8 yıldır ne yapıyorsun mesela bu oyuna? Mantık bu. Hani 7 yıldır bu oyunu çok güzel bir şekilde getirmişsin. Hani 7,5 yıl getirmişsin. 8. yılda ne oldu da bu oyun kasmaya başlıyor mesela? Abi
Tam bilgisayarlarımızı upgrade ediyoruz, yükseltiyoruz. Şu an benim bilgisayarım bunu çok rahatlıkla kaldırabilir bir seviyede. Çok rahatlıkla ultra oynatabilir bir seviyede ama. Yok, olmuyor kardeşim. Yok, gerçekten yok. Sizlerden duyuyorum bazen. Abi oyun kasıyor. Yeni bilgisayar aldım, oyun kasıyor. O oluyor, bu oluyor. Evet haklısınız, kasıyor. Sizde değil problem. Oyunda. Oyunun kendisinde problem. Her neyse arkadaşlar. Videomuzu burada noktalayalım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.